Beypazarı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Reşon Duve ile rotalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da Ankara'nın en güzel ilçesi olan Beypazarı'ndayız. Burası yaklaşık Ankara şehir merkezine 95 km uzaklıkta bulunuyor. Tam bir Osmanlı ve Selçuklu şehri. Son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde de en güzel evleriyle ön plana çıkmış bir ilçemiz. Yöresel ürünleriyle meşhur, konaklama ve yeme içme imkanları bolca olan ve ekonomik bir seyahat arayanlar için güzel bir nokta. Bugün size burayı anlatacağım. Bu seferlik bir tarih turizmi olacak. İleriki dönemlerde Nallıhan'la ilgili de böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. O zaman başlayalım. Beypazarı'ndaki konaklamamı Bey Palace Otel'de yapacağım arkadaşlar. Burası Beypazarı'ndaki en ünlü otel diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir otel. Konaklama tercihinizi burada yapabilirsiniz. Şimdi biraz da içeriye bakalım. Burası da odanın içinden bir görüntü arkadaşlar. Gerçekten bu bölgede görüp görebileceğiniz en güzel otellerden bir tanesi. Odalar son derece ferah, nezih, tertemiz ve çok güzel dizayn edilmiş. Fiyat kalite politikası da gayet mantıklı ve güzel. Tercih edebilirsiniz. Erken rezervasyonla indirimli fiyatlarıyla da yararlanabilirsiniz. Evet, şimdi Bey Palace Oteli'nin teras katına çıktım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir manzarası var. Bütün o eski Bey Pazarı evleri şu an arkamda sıralanıyor. Burası tamamen merkezi bir yer. Zaten hemen şu arkamda gördüğünüz yol Ankara ile Beypazarı arasındaki cadde. Orada iniyorsunuz, hemen otele gelebiliyorsunuz. Buradan sonra da işte önümüzdeki şu caddeden o ara sokaklar, o muhteşem evlerin olduğu yerlere doğru devam edeceğiz. Bu Anadolu'nun güzel ilçesi Beypazarı'nı hep merak etmiştim. Ankara'ya o kadar çok gelmeme rağmen bir türlü ziyaret edemedim. Benim için güzel bir fırsat oldu. Biraz hava soğuk ama idare edeceğiz. Ankara'nın genel hava durumu düşünülürse bence güzel bir havadayız. Şimdi Beypazarı'nın simgesi havuç arkadaşlar. Hemen kent merkezinde de eski meydanın başladığı yerde de böyle kocaman bir havuç heykeli var. Hani maalesef biliyorsunuz bizim ülkemizdeki biraz heykelcilik kültürü bu şekilde tasvir ediliyor. İlginç bir heykel yine her zamanki gibi. Beypazarı deyince akla gelen ilk ürün biliyorsunuz ki sodadır. Beypazarı sodasını herkes bilir ama Beypazarı'nda havuç da çok önemlidir. Ve havuçtan elde edilen birçok ürün de yöresel ürün olarak satılıyor. Şimdi Alaaddin Sokağı doğru da yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Beypazarı'nın en ünlü yeri Alaaddin Sokak arkadaşlar, alışveriş açısından söylüyorum. Şu anda Alaaddin Sokak'ta bu ince uzun sokakta yürüyüşümüze başladık. Sağlı sollu bu dar sokakta onlarca dükkanda da yöresel ürünler satılıyor. İşte bu havucun en güzellerini, ürünlerini, işte kuruluklar, onun dışında nar ekşisi, salçalar, yumurtalar, organik ürünler, her şey burada var. Yani günün sonunda dönmeden önce bu sokaktan şöyle bir yürüyün, alacaklarınızı alın, yolunuza sonra artık devam edin, artık nereye gidecekseniz. Dediğim gibi şu anda Alaaddin Sokak'tayız ve Alaaddin Sokak'ta da yürüyüşüme devam ediyorum. Yavaş yavaş o diğer hanlara ve hamamlara, o diğer eski evlere doğru devam ediyorum. Bakalım daha neler var. Gördüğünüz gibi birçok hediyelik eşyacılar da var ve tarihi Beypazarı evlerini de bu şekilde minyatürlerini satıyorlar arkadaşlar. Hani hediyelik düşünenler için fiyatları da gayet uygun. Alabilirsiniz. Süt var, tereyağı. Merhaba. Var, tereyağı. Bu Beypazarı kurusu oluyor değil mi hocam? Evet. Ne var içinde? Süt, tereyağı, tarçın, mahlep. Atıştırmalık gibi bir şey bu yani. Evet. Yani kalite türünde, kalitenin tereyağı, sütü. Güzelmiş. Tamam, teşekkür ederim. Abi. Tamam, baklavanın olduğu memleketten geliyorum ama burada da 80 katlı ve ev yapımı baklavalar satılıyor arkadaşlar. Bunlar da Beypazarı'nın en ünlü ürünlerinden bir tanesi. Bu tamamen cevizli yapılıyormuş. Tatlı severler için de böyle güzel bir ürün de var. Burası da İncili Camii arkadaşlar. Burası tek şerefeli ahşap bir mimariye sahip olan bir cami. Osmanlı eseri. 700 yıllık bir geçmişi var. Beypazarı'nda birçok cami var. Ben de karşıma çıktıkça size onları tanıtmaya devam edeceğim. Şimdiki mekanımız Suluhan Nasuhpaşa Han arkadaşlar. Burası da 1600'lü yıllarda yapılmış.
eskiden Ankara ve İstanbul'da seyahat eden tüccarların ya da seyyahların uğradığı hanlardan bir tanesiymiş. Ve Osmanlı Sadrazamı Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış burası da. Osmanlı tipik şehirci kervan mimarisine uygun olan bir yer. İçeride şu anda hediyelik eşyalar ve diğer ürünler satılıyor. Beypazarı'nda görmeniz gereken birkaç müze var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Hamam Müzesi. Burası Anadolu'daki ilk hamam müzesi arkadaşlar. Gaziantep'te biliyorsunuz bir hamam müzesi daha var ama burası daha eski ve kurulmuş. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı olan Rüstem Paşa tarafından kurulmuş bir hamam. İçerisi tamamen kına gecesi konseptiyle sergiliyorlar buradaki eşyaları. Çünkü o dönemlerde kına gecelerinin nasıl yapıldığını bu hamamda görebiliyorsunuz. İçeride o döneme ait kıyafetler, eşyalar sergileniyor. Zaten görüntüleri de şu anda görüyorsunuz. Küçük bir hamam. 3 bölümden oluşuyor yine soğukluk, ılıklık ve sıcaklık gibi. Burada işte yine o hamamda tıraşlık da var tabii ki. Her bir bölümde nasıl eşyalar kullanılmış, gelenekler nasılmış gibi kısımları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda müzenin görevlisi de çok güzel bilgiler veriyor. Hani müze merakınız varsa da görmeniz gereken müzeler olduğunu da belirtmek isterim. Burası da tıraşlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o dönemler tıraş olmak isteyenler için buraya getiriyorlarmış. Onun dışında zaten 3 bölüm var. Sıcaklık, soğukluk ve ılıklık. Onlarla ilgili bölümleri videoda görüyorsunuz. İçeride hazırladıktan sonra buralara geliyorlar. Genellikle nişan konsepti burada var. Kına gecesi ve nişan konsepti var bu hamamda. Birçok kutlama burada yapılıyormuş. Şu anda da burası dediğim gibi Gaziantep'le birlikte Türkiye'deki ender hamam müzelerinden bir tanesi. Ve şu anda da görüyorsunuz hamamın diğer odalarında görüntüler gösteriyorum. Güzel bir müze. İçeri giriş 4 TL. Yani değer buraya gezmek için. Şimdi arkamda gördüğünüz cami Beypazarı'ndaki en önemli camilerden bir tanesi Alaaddin Camii diye geçiyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat için 1805 yılında yaptırılmış bir cami. Ama buranın asıl özelliği Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifinin bir tanesi de burada olması. O yüzden buraya geldiği zaman insanlar özellikle inanç turizmi için bolca ziyaretçisi olan bir cami. Beypazarı'ndaki bir diğer müzede arkadaşlar Tarih ve Kültür Müzesi. Zaman probleminden dolayı şu anda buraya gezemedik. İçeri giriş gördüğünüz gibi 1 TL öğrenci için, tam içinde 2 TL. Beypazarı'nın tarihi ve kültürüyle ilgili birçok öğenin sergilendiği bir müze. Çok da güzel bir Beypazarı evinin içinde sergileniyor bu eşyalar. Eğer vaktiniz varsa da bu müzeyi görmenizi tavsiye ederim. Evet, hayattaki şansım arkadaşlar. Şu anda bütün Beypazarı ilçesinde su çalışmaları yapılıyor. O yüzden bütün sokaklar bir gecede bu hale geldi. Zaten dün kazı çalışmaları olacağı belliydi. Ama şu anda bir de bu kötü havada maalesef bu şekilde gezmek zorundayız. Sıradaki camimiz Beypazarı'nın en meşhur camisi olan Kurşunlu Camii arkadaşlar. Bunun diğer adı da Nasuh Paşa Camii'miş. Çünkü bunun mimarı Nasuh Paşa. Onu da bilmeyenler varsa Nasuh Paşa 1. Ahmet zamanındaki sadrazamlardan bir tanesiydi. Ve Beypazarı ve Nallıhan civarında birçok eserinde mimarıdır kendisi. Bu caminin en büyük özelliği de Kurtuluş Savaşı sırasında da burada cephaneliğin saklanmasıdır. O yüzden de buraya sonradan Kurşunlu adı da verilmiş. Çok güzel bir kubbesi var. Devasa bir kubbesi var ve buradaki camiler içerisindeki en büyük cami diyebilirim. Karşımıza çok tatlı itfaiye araçları ve iş makineleri çıktı. Bunlar 1950'lerden kalan ve o zamanlar belediyenin kullandığı araçlar. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Ve burada da en son Bosna'da gördüğüm Sebil diyorlardı orada. Sanırım ona şadırvan diyoruz biz. Osmanlı çeşme kültürünün güzel bir örneği. Bu tabi yeni bir eser gibi sanırım ya da restore edilmiştir. Bilmiyorum, herhangi bir bilgi göremedim. Yolumuzun üzerine bunlar çıktı. Yani aşağı yukarı aslında yarım günde gezilebilecek bir yer. Eğer civardaki tabiat parklarına, Nallıhan'a falan gitmeyecekseniz yarım günde Beypazarı'nı çok rahat gezebilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyatlar gerçekten çok ucuz. Hem hediyelik eşyalar için hem de yöresel ürünler için. Bu şekilde yani yarım gün, maksimum bir gününüzü geçirebilirsiniz. Ve bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Anadolu'nun tarih kokan ilçesi Beypazarı'nı size anlatmaya çalıştım. Kısa bir gezi oldu benim için. Yani birkaç saatte burayı zaten rahatlıkla gezebiliyorsunuz eğer çok böyle yayılmazsanız. Onun dışında da gerçekten görülmesi gereken bir kasaba. Burayı restorasyonda harika bir hale getiren eski başkanımız Mansur Başkan'a da buradan tekrar teşekkür edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.